Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Sinemanın gündeminden bir yeni filmle yola devam ediyoruz. Şaşırtan, sarsan bir film bu kez. Zenne'nin yönetmenleri Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yeni filmi Çekmeceler 6 Mart'ta vizyona girecek. Film zor meselelere dokunuyor ve kadın cinselliğine, namus algısına ilişkin açık konuşuyor. Üstelik pek çoğumuzun zihnindeki çekmeceleri de açmaya zorluyor. Dolayısıyla mevzu hayli derin, biz konuşabildiğimiz kadar, aktarabildiğimiz kadar aktaracağız. Gala gösterimi öncesinde filmin ekibiyle birlikteyiz. Mehmet Binay, Ece Dizdar, Taner Birsel, Nilüfer Açıkalın, Caner Alper, hoş geldiniz. Sevgili Tilbe Saran'ı da bekliyoruz. Eğer yetişirse bize katılacak. Tekrar elinize sağlık diyerek başlayacağım. Evet, sert bir hikaye bu. Ve ben bu hikayenin gerçek hayattan yola çıkılarak senaryolaştırıldığını öğrenince fazla etkilendim. Onu söylemem lazım. Önce yönetmenlerime öyle sorayım. Bu hikayeyle nerede, nasıl buluştunuz, nasıl karşılaştınız? Mehmet'le başlayayım. Yakın bir arkadaşımızın hikayesi. Son 20 yıldır tanık oluyorduk. Tabii ki arkadaşımızın hikayesi bundan biraz farklı. Ama yine de meselelerin oluş biçimi, çocukluğunda yaşadığı acılar belki de filmden daha bile sert. Zenne'den sonra yeni bir film yapma arzusundaydık. Ama Zenne'den çok da uzaklaşmadan, belki de aynı paralellikte başka bir hikayeyle de olsa sinemaya devam etmek istedik. Bu defa bir kadının hikayesini yapmak istedik. Ama yine namus algısı üstüne, yine erkeklik halleri üstüne bir film. Biz Caner'le şeyi diyoruz, yani biz acı gerçekleri seviyoruz. Yani içimizi, bizi acıtan, bizi yerinde ağlatan, etkileyen. Belki örtbas edilen. Kesinlikle örtbas edilen ve konuşulmayan. Evet. Onları, o acı gerçekleri antibiyotik bir hapa benzetiyoruz. İçmesi acı. O sebeple de etrafını bir şekerlemeyle, bir çikolatayla kaplıyoruz ki içen rahatlıkla onu içsin ve belki de kendini iyi hissetsin diye böyle bir şey yapmak istedim. Evet, yine görsel bir şeyle şölen, yine renkler. Şu yanı da merak ettiğim, size bu açıklıkla anlattıysa eğer arkadaşınız hikayesini, bu da çok cesurca değil mi? Ben onu tanıdığımda ben 22, o 20 yaşındaydı. İlk tanıdığım birkaç gün içinde hikayeyi yavaş yavaş bana enjekte eder gibi anlatmaya başladı. Ve ben aslında bir yerde bu hikayeyle büyüdüm. Sonra Ahmet Yıldız cinayetinden sonra tabii gündemimiz çok acı bir şekilde onunla dönmüştü. Onun vizyona girdiği tarihlerde birdenbire bir arkadaşım kız arkadaşıyla ilgili bir problemi anlatırken birden bu hikaye çarptı. Çok tanıdık, çok benzer paralel. Acaba dedim babasıyla çocukluğunda bu tarz travmalar yaşamış diğer kadınlar benzer süreçlerden mi geçiyor? Etrafımdakileri danışmaya başladım. Kadınlar çok bu meseleyi biliyor ve konuşulmayacağını da biliyordu. Erkekler ise hiç farkında değildi. Bu topraklarda erkek olmak kadın olmak kadar zor. Kadın olmak erkeklere rağmen çok zor. Onun için Mehmet'le çok kısa bir zaman içinde bunu yapmaya karar verdik. Mayıs 2013'te de hiçbir maddi desteği alamamış olmamıza rağmen ekibimize dedik ki siz bize inanıyorsanız biz devam etmek istiyoruz ve çekmek istiyoruz. O zamana kadar hiç paramız olmamasına rağmen castingimizi yapmış, senaryolarımızı yazmış, tartışmıştık ekipçe ve yapmaya karar verdik. Böyle bir film için kast oluşturmak da çok zor. Evet. Ona da eminim. Cesaretinizden dolayı o yüzden ayrıca tebrik etmek de istiyorum. Şimdi hikayeyi biraz anlatmaya çalışalım. Tiyatrocu bir anne baba var ve onlar çocuklarının, kızlarının daha küçük yaştan başlayan o cinsellikle ilgili deneyimlerini algılayamayıp bir yandan da kendi ruhlarındaki eksikliği de belki örtbas etmek isteyip bir baskı uyguluyorlar çocuklarına ve ondan sonrasında o çocuğun, o kız çocuğunun travması, sonra trajediye dönen hayatı ve çok çok zor anları var. Böyle bir hikayede Ece esas kız diyeyim. Deniz'in hikayesi bu. Filmdeki karakterin adı Deniz. Deniz'i oynamak gerçekten pek çok açıdan zor. Bir oyuncu için herhalde en zor karakterlerden biri. Duygusal yanı çok zor olmalı. Ne hissettin? İlk anda karşılaştığın zaman Deniz'le ne hissettin?
Ben Caner ve Mehmet'le Zenne sürecinde tanıştım. Hı-hı. Zenne döneminde tanıştım. Senaryonun ilk aşamasından beri biz birlikteyiz. Bir şekilde birbirimize inandık ve bir yola çıktık. Hı-hı. Dolayısıyla Deniz benim bir senaryo okuyup yeni tanıştığım biri değildi. Kendi adıma bir şey hissetmekten öte ben gerçek karaktere karşı büyük bir sorumluluk duydum. Öncelikle onu söylemem lazım. Esas kız ben değilim. Hı-hı. Esas kız bastırılmış bütün kadınlar. Esas kız gerçek hikayedeki kişi, gerçek kişi. Esas kız kesinlikle ben değilim burada. Bunun sorumluluğunu taşımak esas cesaret gerektiren şeydi. Fakat Caner ve Mehmet bana bu konuda çok cesaret verdiler. Cesaretimi körüklediler. Birlikte elimizden geleni yapmaya çalıştık, öyle söyleyeyim. Yani kolay olmadı ama güzel şeyler zordur zaten. Elbette. Tam da bu karakter için, tırnak içinde, rolün içine girmekle ilgili bir sıkıntı oldu mu diye sorayım. Hazırlık sürecimiz çok net olduğu için, iyi hazırlandığımız için çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Ayrıca set sürecinde de birbirimize çok yardımcı olmaya çalıştık. Setimiz benim o karaktere bürünebilmem için gerekli bütün hazırlığı içinde taşıyordu her zaman. Özellikle hastane sahnelerinde. Bütün sessizlik, konfor, konsantrasyon, her şey benim için sağlanmıştı. Gerçekten bir ya yabancı bir set gibiydi ortalık. Ve bu nedenle çok destek gördüğümü düşünüyorum. Yani şanslı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Sonrasında ruh hali, çekimler bittikten sonra yok öyle bir şey olmadı. Biz faniler, oyuncu olmayanlar biraz bunu böyle hissederiz de onun için sorarım illaki. Hayır sonrasında... ama elbette ki benim de kendi içimde çekmecelerimi açmama sebep olduğu noktalar oldu elbette ki. Ama sonrasında hayatımda öyle bir karışıklık yaşamadım. Neyse ki diyelim. Evet. Şimdi burada baba figürümüz Taner Birsel oynuyor ve ilk önce şunu düşündürüyor. Kızının cinsellikle ilgili algılamasıyla çok büyük bir şüphesi var ve baskı uygulayan bir baba ve üstelik entelektüel bir adam. Şimdi şunu dedirtiyor, neymiş bu namus belası ki hani en eğitimlisi bile gelip orada tıkanıyor. Ne dersiniz siz, baba karakterini siz anlatın istiyorum. Valla doğrusunu isterseniz Ayhan karakteri, yani gerçek hayatta yaşamış kişi ile pek bağ kurmaktan uzak durdum. Neden? Çünkü o rol gerçek kişisinin beni sınırlamasını, bir oyuncu olarak sınırlamasını istemedim. O yüzden çok fazla konuştuk Mehmet'le ve Caner'le. Ben kendi referanslarımla bir yol bulmaya, onların da yönetmesine izin verdim kendimi. İkincisi şiddet. Her zaman bizde böyle çirkin suratlı, pis kokulu, hep alt kültüre ait bir şeymiş gibi, bir figürmüş gibi çizilir. Bu klişenin dışına çıkmak gerektiğine inandım. Her zaman şiddet öyle olmuyor. Bazen beyaz yakalı, beyaz tenli, entelektüel, belki de Brahms dinleyen bir adamdan da ortaya çıkabiliyor. Bu belki atlanan bir gerçeklik. Filmi bence incelikli kılan yanlarından bir tanesi de buydu. Ayhan'ı biz böyle inşa ettik. Bir aktör, belki bir entelektüel, işte Çehov okuyan, Shakespeare oynayan bir adam. Ama aynı zamanda da şiddetin doruklarını gösteren bir adam. Dolayısıyla şiddetin, erkek şiddetinin özellikle nerede, ne zaman, nasıl, hangi sınıftan çıkacağını tam olarak kestirmek mümkün olmadığını da gösteriyor film. Bu bakımdan bence incelikli bir yanı var. Bu arada senaryoyu okuduğunuzda kendiniz istemişsiniz Ayhan karakterini. Doğru, doğru mudur Taner Birsel? Doğru. Yani, kral olmayı yine de isterim dediniz. Denizi oynamak, ben ona fiziken mümkün değil diye zorlamadım. Bu espri yapıldı tabii. Çok zorlamak istemiyorum dedi. Ya, hakikaten baştan çıkarıcı bir rol. Yani her aktör için bir kariyer bir rol. Bunu kabul etmek lazım. Ben ne kadar hakkını verdim ayrı, onu seyirci takdir edecek elbette. Ama her dakikasında, yani bir oyuncu olarak haz alarak oynadığımı söylemeliyim. Çok alengirli, çok, çok çetrefil bir rol gerçekten. Çünkü bu klişelere düşmeden, işte o kötücül şiddet gösteren adamı iyi yanlarını göstermeden onu bir psikopat, bir sosyopat gibi yansıtmak yerine... Öyle olsaydı işimiz kolaylaşırdı. Tabii evet. Hemen mahkum ederdik, evet. Yaftalardık ve kenara iterdik. Hı. Oysa aramızda dolaşan bir karakter oldu. Hatta belki saygı bile uyandıran bir karakter olduğunu vurgulamak bence önemliydi. Ben başarısını özellikle filmin oralarda olduğunu sanıyorum. Evet, şimdi kralımız var, kralın kadınları var aslında. Belki böyle bile özetleyebiliriz. Tilbe Saran anne karakterini oynuyor. Ha, baba elbette belki çok temel bir figür ama bir de anne var.
Annenin de aslında her kadın doğuştan anne olacaktır yargısının dışında bakmak lazım. Öyle kadınız diye naturamızda illa anne olmak yokmuş demek ki, onu da düşünmek lazım. Bir de sonradan hayatına giren aslında diğer kadın olan Ayşe abla var. Nilüfer Açıkalın'ı oynuyor. O da çok incelikli yazılmış diğer tüm karakterler gibi. Naif bir karakter olarak gözüküyor. Aslında onu da sizin yorumunuzla dinlemek isterim. Çünkü onun da işi çok zor. Öyle değil mi? Hem de çok. O da tiyatroda. Evet. Makyöz olarak çalışıyor. Ve bu ailenin çok eski, çok uzun yıllardan beri içerisinde. Deniz'i çok küçük yaşlarından itibaren tanıyor ve koruyup kolluyor. Dediğiniz gibi her kadın anne olmak zorunda değil. Böyle bir kural yok. Ama her kadın anne olmayı hissetmek zorunda da değil. Bunu seçmek lazım. Birçok kadın çocuk sahibi oluyor fakat o duyguyu yeterince doğru şekilde hissedemiyor. Tabii. Oysa bazı kadınlar biyolojik olarak anne olmadıkları halde annelik duygusunu çok doğru yerden hissediyorlar ve doğru okuyorlar ve doğru yansıtıyorlar. Ayşe de bu kadınlardan biri. Deniz'i koruyup kollamaya çalışıyor. Ancak erkeğin çevrelerinde, hayatlarının merkezinde yer alan bu erkeğin baskıcı tavrı, şiddet eğilimi ve var olma hali, çok güçlü durmaya gayret gösterme hali bu kadınların tümünde büyük yaralar açıyor. Ayşe de bu yaralara karşı çok fazla kendini koruyabilecek yapıda değil çünkü oldukça naif. Aslında hatta erkeğin olmadığı yerlerde de hayaleti dolanıyor iki kadının arasında. Kilometrelerce uzakta, yıllarca ötede bir ilişkiye rağmen iki kadın onun varlığından olası gelme, duyma durumundan çok fazlasıyla. Onun için aslında biz Taner Birsel'i görmediğimiz sahnelerde de o hep var, hep var filmin içinde. Evet. Üzerimizde bir etkisi var. Evet. O karakterin. Yani bu film çok çarpıcı ve çok sarsıcı. Bütün genel geçer beklentileri biraz aşan ve hepsini çok ters yüz eden bir durumu var. Tıpkı bu üvey anne karakterinde olduğu gibi. Evet. Diyorum ya, Ayhan karakterinin etrafındaki tüm kadınların işi çok zor. Ve onu merkeze koymadan da hareket edemiyorlar. Her ne olursa olsun. Şimdi daha derinine girersek Deniz karakteri için o baba travması ve babaya olan bağlılık. Çok büyük bir çelişki. Ve şimdi şöyle, en temel meselesi neydi Deniz'in diye de sormak gerekirse, kabul edilmek mi babası tarafından, sevilmek mi, onaylanmak mı? Hepsi birden. Hepsini belki. Toplama belki. Değil mi? Ha, işte orada bir, büyük bir çelişki var. Kurtulamamak gibi. Ona dair ne söylemek yani istersiniz? Özellikle kadın, Deniz karakteri için. Kadın olmak çok zor çünkü biz doğuştan suçluyuz. Yani suçlu olarak neredeyse doğuyoruz. Cennetten kovulmanın sebebi bile kadına bağlanıyor. Hırsızın hiç mi suçu yok yani diyemiyoruz bir sürü, değil mi? Evet, bir sürü hikaye, mitoloji, din, her yerden doğuştan suçlu olmak gibi bir şey kadın olmak. Dolayısıyla bu bizim bugünden yarına olan bir şey değil. Bu bence genlerimizden bize geçen, yani bütün insanlık tarihinin başından beri kadınların hissettiği bütün acılar bence genlerimizle birlikte, bizimle birlikte devam ediyor. Ve biz her zaman bir erkeğin bizi affetmesini, istemesini, sevmesini, korumasını ve kollamasını istiyoruz bence. Kırmamız gereken şey bu. Evet. Ama erkeğin zor, erkeklerin de zorlukları var. Yani binlerce yıldır erkek üzerine bindirilen bir görev, bir sorumluluk var. Yani yeterince erkek misin, değil misin? Erkek. Öyle da var, değilsen aynen. Daha da fazla erkekliğini göster. Yani bu da erkeğin üstünde çok büyük bir sorumluluk ve ağırlık, değil mi? Yani doğada gayet normal bir şekilde var olan kadın ve erkek olma hali iki tarafa da o kadar anlamsız bir şey yüklemiş ki. Bilmiyorum, Taner belki daha iyi yorumlayabilir. Evet, Ayhan karakteri yüklemiş. Üzerinden niçin bu kadar yük var bu adamın üzerinde? Çünkü toplum bunu... Ya, hem tarihsel hem de doğal bir takım bunun nedenlerini söylemek mümkün ama tarihsel olarak yani yüzlerce, binlerce yıldır kurulan o işte ataerkil, yani pederşahi, işte ne dersiniz din adına, o toplumsal kodlar devam ediyor bugün hala. Ve toplum organizasyonu bunun üzerine, erkek egemenliği üzerine kuruldu. Biz ne dersek diyelim, bu gerçek. Meclisimize bakın yani.
Yani kadın erkek temsil oranlarına bakın toplumda. Bütün başka diğer sosyal alanlarda. Oradan bile görmek mümkün. Daha kat edeceğimiz çok yol var. Ve yani bu yolda da erkek mutlak şekilde kadının yanında destek olarak yer almalı bu mücadelelerinde. Özellikle şiddete karşı her erkek bence kadının yanında olmalı diye düşünüyorum. Bazen işte hepimizin vicdanına dokunan olaylar olduğunda Özgecan'da yaşadığımız ne ilkti ne sondu. Yani son olmasını diliyoruz ama böyle bir olay olduğunda ben yine de belki ilk kez farkına vardım. Erkeğin de aynı şekilde hissedebildiğinde, aynı acıyı hissedebildiğine dair en azından bir ışıktı. Belki işte bir sinema filmi de böyle bir vesile olabilir. Yani böyle bir dileğiniz olduğunu, yani bu film tedavi eder mi bilmiyorum açıkçası. Yani öyle bir niyetiniz de var mı onu da bilmiyorum. Ama farkındalık yaratmasını bekliyorsunuz herhalde, değil mi? Kesinlikle bekliyoruz. Ben yaşadığım bir anıyı küçücük anlatmak istiyorum. İstanbul'daki yapılan onur yürüyüşünde bundan 3 yıl önce yürüyordum. Elimde de Ahmet Yıldız cinayeti, katilimi istiyorum diye bir pankart taşıyordum. Temmuz'un ilk haftası yapılan 10 binlerin katıldığı bir yürüyüşte dışı bağlı, tertemiz, 65'lerinde falan bir teyze geldi. Omzuma dokundu. Bu dedi, o filmde anlatılan çocuğun kendisi mi? Ben o anda yaptığım şeyin bambaşka bir yere gittiğini, ulaştığını gördüm. Zeynep 70'e yakın festivalde gösterildi, 30'a yakın ödül aldı. Onlardan bence çok daha müthişti. Seyirciyle de buluştu. Kesinlikle evet, buluştu. Evet, bunu da söylememiz lazım. Çekmecelerin de böyle bir yere gideceğini düşünüyorum, umut ediyorum, istiyorum. Tabii ki günden geceye değişebilir şeyler değil. Bu topraklarda bir ön yargıyı yıkmak, atomu parçalamaktan daha zor. Atomu parçalama olasılığımız olmadığına göre de bu konuda biraz daha az romantik olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Olsun, ama biz sinemacılar romantik kalsak. Yani medyanın sanatı hep onu söyledik. Zihin açar, iyileştirir. Evet. Medyanın desteği, hassasiyeti çok önemli. Yıllar önce bu tip filmlerde genellikle olay yaratabilecek sahneler ucuz magazin konusu olurdu. Umut ediyoruz buna çekmeceler direnecek. Geçenlerde öyle bir girişim oldu ama öyle bir yaklaşım görmedim diyecektim ama Basın gösteriminde maalesef magazin gazetecilerinden bir tanesi filmin bazı kamuyu yanlış yönlendirilebilecek sahneleri fotoğraflayıp bizim basına PR ajansımızla ilettiğimiz fotoğrafların arasına koyarak Ece'ye övgü diye başlık atarak yazmıştı. Şimdi kaş yaparken göz çıkarmamak da lazım. Yine hepimizin dikkatli olması lazım. Yani evet. Bunları çok dinlemeden bence de o. Yani bunun gibi güzel yayınlar yapılırken çok sayıda. Evet. Yani çok iyi yaklaşan ve çok müthiş destek verenlerin arasında böylelerin de bir şekilde kendi arasında herhalde elimine edeceğiz, yok edeceğiz. Evet, ama zaten böyle bir iş yaparken herhalde yola çıkarken reaksiyon da alabilirim düşüncesini öngördünüz. Bu çünkü farklı farklı algılar olabilecektir eminim. Evet. Temelini biz reaksiyon almayacağımız filmleri yapmıyoruz zaten. Şu çekmeceler meselesinden de çok az söz edelim mi? Tabii. Ki aslında ben onu çok açmak istemiyorum. Seyirci filmi seyretsin ve oradan kendi çıkarımını yapsın. Ama hani psikolojide karşılığı olan bir durumdan bahsediyoruz değil mi? Çekmeceler hepimizin zihninde çekmeceler var. Deniz'in terapisti diyor ki hepimizin zihninde çekmeceler var. Hepimizin çekmeceleri var. Hayat içinde bunları yavaş yavaş doldurmaya başlıyoruz. Kimisine aile ile ilgili şeylerimizi koyuyoruz. Kimisine kariyer yerleştiriyorsunuz. Bazısına eğitim, diğerine cinsellik gibi. Ve bunlar yıllar içinde geriye dönüp baktığımızda bazısı çok dolu taşıyor oluyor. Bazısı yarım dolu oluyor. Bazısı da bomboş kalıyor diyor. Dolayısıyla o ilerleyen yıllarda geriye dönüp bakıldığında boş çekmeceler bize mutlaka bir şeyleri hatırlatıyor. Ve bazı şeylerin hayatımızda eksik olduğunu gösteriyor diyor. Kimilerinde kilitli kalıyor. Evet. Filmimizin konusu da kilitli onu kalan. Spoiler vermeyelim ama kilitli bir çekmece var. Filmde sonunda çok sonunda açılıyor. Oradan da bir şey çıkıyor. Sembolik bir şey. Öyle onu izleyenlere bırakalım. Evet. Ama anladığım o ki bunu fark edebilmek çok zor. Yani belki işte filmde geçene kadar ben haberdar değildim. Aynı şekilde ben de düşündüm. Dedim ki ya benim işle ilgili çekmece fazla doldu
Anlatabiliyorum. Hani en basit anlatımıyla bunu bile düşünmek durumunda kalabiliyorsun. Bütün bu filmin anlattığı pek çok meselenin dışında da zihin açıyor. Onun için söylüyorum aslında. Açmaktan korkmayacağız çekmeceleri. Değil mi? Değil mi? Biraz tabii yüzleşmekle ilgili sorunumuz var. Anlıyorum ben onu ama dediğimiz gibi bir yerde alışırız yavaş yavaş. O noktaya geliyoruz illaki. Başka bir yanı filmin görselliği. Gerçekten yine dekor, makyaj, kostüm, renkler olağanüstüydü. Hani trajediyi boyamak da bir istek midir? Daha mı izlenir kılıyor? Ondan eminim ama ben seyirci olarak sizin niyetiniz o mu? Yani bizim galiba özellikle benim öyle bir süslü tarafım var. Şapkamdan da belli oluyor. Harikasınız. Teşekkür ederim. Yani bu Mehmet'in biraz önce yani sohbetin başında anlattığı gibi biz bir şekilde bir kılıfın içine, ambalajın içine sokuyoruz ki o çok rahat yutulabilsin. bir de filmimizde çok zaman gitgelleri var. Bu zaman gitgellerini de çözebilmek için geçmiş zamanları dekore ettik, boyadık. İyice filtrelerle canlı hale getirdik ve şimdiki zamanı biraz daha matlaştırdık. Bir de tabii Zenne'de leitmotif dans olarak kullanmıştık. Bunda tiyatro oyunlarını kullanıyoruz. İster istemez makyaj, peruk, kostüm giriyor, sahne dekoru giriyor. Galiba ikisinin birbirine paralel olduğu o noktada ister istemez o şeyler, aksesuarlar girince olay renkleniyor. Bütün acı tarafına rağmen biraz renk İki katmak. İki filmde kuliste başlıyor aslında. Evet. 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 Gömlekler nereden Taner Birsel? Filmdeki gömlekler. Ha, evet. İnanılmazdı. Ya, gerçekten çok çarpıcıydı. Evet. Yani kendimi tanıyamadım uzun süre. Ben bu imajı Taner Birsel sever böyle devam eder mi diye çok düşünmedim. Güzellerdi. Çok güzellerdi. Çok güzeldi. Dönemleri aslında kendi içimdeki zamansal döngüyü de ben giydiğim giysilerle de bir parça yaşadım diyebilirim. Her biri bir döneme tekabül ediyor. O dönemin işte renklerine, zevklerine evet. falan projeksiyon yapıyor. Çok yardımcı oldu tabii. Zaten çok yoğun bir makyaj ameliyatı da vardı. Yani hatta sadece bir kral kostümü için 4,5 saat kımıltısız böyle durmam gerektiği zamanlar Gerçekten. Oldu. Çok yoğun bir emek de var. Onu da atlamamak lazım. Filmde bu böyle hemen göze çarpmıyor. Belki görünmüyor ama arkada çok büyük emek var. Özellikle makyöz birimizi burada hatırlamak lazım. Çok büyük katkıları var. Filmin dilinin, görsel dilinin oluşmasında. Caner ve Mehmet'e çok yardımcı oldular. Onlara da anmış olalım bu arada. Evet. Evet. Bir de görünmeyen makyaj var aslında. Prostetikler yaptırdık biz yurt dışında. Ece'nin yaraları için biz Almanya'ya gittik. Ece'nin ten rengi orada alındı. Ece istersen sen anlat bunu. Hayır sen iyi gidiyorsun. Peki. Berlin'de bir prostetik stüdyoya gittik. Makyözümüzle birlikte. Ece'nin ten rengi alındı. Birkaç hafta içinde vücudundaki bütün yaralar, şişlikler, morluklar bize paketler halinde geldi. Çünkü orada bir kesik istediğiniz zaman kaç santimlik kesik, neyle kesilmiş? Ve ne kadar zaman geçmiş üzerinden? Kaç zaman geçmiş, dikiş var mı, yara tutmuş mu, 6 ay sonraki hali olarak aşama aşama onların hepsi paket içinde geldi. Bütün bu bile başlı başına evet, bir tecrübeydi. Bunlar çok büyük emek, büyük titizlik ve gerçeklik. Olarak yansıyor seyirciye. Ne kadar etkilendiğimizi anlatmıyoruz. Diyorum ya ben spoiler veririm o yüzden daha fazlasını anlatmıyorum. Bundan sonrası gerçekten seyircinin kendi çıkarımı olacak. Ben bir kez daha elinize sağlık diyorum. Çok teşekkürler. Zamanımızın sonuna geldik ama akılda var mı yeni proje? Hemen çok kısa onunla tamamlayayım. Bitmez gibi geliyor biz bana. Biz karar verdik yeni projemizi anlatmayacağız bir süre daha. Bir spoiler verebilirim. Peki ver. Üçüncü film de kuliste başlıyor. Güzel. Ve iki kadın hikayesi. Bu defa iki kadın var ve bir televizyon kulisinde başlıyor. Çok güzel. Bak harika. Bu daha yakın geldi. Aynen. Gülay'ı bekliyoruz. Gülay'ı bekliyoruz. İnşallah çok da isterim sizlerle birlikte olmayı. Sağolunuz, emeğinize, elinize sağlık. Filmin de yolu açık olsun.